Milli piyangonun bana vurmasını istiyorum. 2020 güzel geçmedi. 2021'de bunun fragmanıydı. Vallahi beklentim Hacı Şakir'in düşmesi. 6 aydır banyo yapamıyor. 15 milyon. Çünkü biz sizleri büyütürken, hepinizi büyütürken barış içinde büyütmeye çalışıyoruz. Geleceğinizin barış olmasını istiyoruz. Yanıyorum diye ne suyu alıp koşuyorlar ama kendi milletimde dönük hiçbir şey olduğu yok ya. 2020 biraz acıtarak geçti. Bir yılından beklentiniz neler? Maskesiz bir hayat bekliyorum. Sağlık, huzur, mutluluk. Başka ne olacak? Huzur, para, başarı ve bu virüsün bitmesini. İlk olarak şu pandemi sürecinin bitmesini diliyorum. Umarım olur. Hayatta sağlık, mutluluk, başarı. Çok bir beklentim yok ya. Neden? 2020 çok bir şey vermediği için 2021'den de çok bir şey beklemiyorum yani. 2020'den iyi olsun. O. Başka bir şey yok. Yani kara bir kış olacak gibi geçiyor. Belli yani. Bunun dışında pek beklentim yok. Zaten belli yani nasıl olacağı. 20 yılından belli, 2020 yılından. Bu kadar yani. Parayla başarı bekliyorum. Bir de bu virüsün bitmesini bekliyorum. Ekonomik olarak ya da askeri olarak yani diğer ülkelerden daha fazla baskı görecek Türkiye. Hani şimdiki güncellemeler, yapılan güncellemeler çok hassas bir aşamaya ulaştı. İnşallah daha iyi yılları bekliyorum. Bir de inşallah bu koronadan kurtarıyoruz inşallah. Vallahi iyi şeyler olmasını isteriz. Ondan sonra hastalığın bitmesini isteriz. Huzur, mutluluk isterik. Başka ne isteriz? Maalesef hiçbir beklentim kalmadı artık. Yani nedeni açık ve ortada. Ekonominin durumu belli. Ben sosyoloji bölümü mezunuyum. 2015 yılında mezun oldum. 29 yaşındayım. 3,5 yıla yakın felsefe öğretmenliği yaptım. Yani kendi işimi bulamıyorum. Bulduğum zaman da hak ettiğim maaşı almıyorum. Hani sigorta anlamında olsun, diğer haklar anlamında olsun. Her türlü sıkıntıdayım. Şu an iş bakıyorum. Evde hobi işi, en azından bir şeyler satış yapabilirim diye yani onu aldım, öyle söyleyeyim. Hani insanlar, burada bazı insanlar maalesef geziyor. Demek ki parası var, geziyor diye böyle bir mantık yok. Yani ülkenin durumu berbat durumda. Yurt dışına gitme imkanım olsa kesinlikle gideceğim. Ama maalesef öyle bir imkanım yok. 2020 gibi olmadı inşallah. Yani 2020 gerçekten bir de aşağı yukarı bir 20 sene geriye götürdü. Halkın suratına baktığınız zaman hepsinde bir eziklik, hepsinde bir düşünce, hepsinde bir gelecek kaygısı. 2021 inşallah böyle olmaz yani. 2021'den inşallah şu korona belasını başımızdan def ederiz. Ekonomik olarak inşallah daha iyilere gideriz. 2020 biraz felaketlerle geçti gibi sanki bütün dünya olarak. 2021'de inşallah sağlıklı, sıhhatli bütün dünya olarak inşallah bu korona hastalığından bu aşının sayesinde kurtuluruz. Tabii ki daha başka sıkıntılar çıkmazsa. Deprem olmaması, ekonominin normale binmesi ve koronadan kurtulmamız. En büyük beklentiler bunlar. Kendim için bol yaşam enerjisi, yaşam enerjisine ihtiyacım var. Öğretmen adayım. İnşallah kadroya geçerim. Bunları bekliyorum. Ülkem için de barış, istikrar, insanların mutlu olduğu bir ülke, dünya temennisinde bulunuyorum. 2021'den beklentim önce sağlık, sıhhat, sonra bol kazanç, şu hastalığın bir an önce ülkemizden gitmesi. Valla beklentim pek iç açıcı değil gibime geliyor. Niye derseniz, baksana şu millete dediği gibi arkadaşın, ondan sonra hele hele şu hastanelerdeki olan şeyler falan yani bizim anlatılacak gibi değil. Bugünlerde onu görüyorsak 2021'de çok çok daha şeyini görürük diye korkum var yani. Bilmiyorum. İnşallah iyi olur. Maskesiz bir hayat. Yani ekonomik daha pozitif bir ekonomi bekliyorum. Bir de şu maskeden kurtulursak başka bir beklentim yok. Bana dokunmasın yeter. Vallahi çok çok bekliyoruz. Hastalıktan dolayı herkes kırıldı malumunuz. Herkes evinden hiç çıkamadı dışarıya. Yani karanlıkta oturuyor gibi herkes. Ama şimdi tabii ki aydınlık olmasını herkes ister. Biz de istiyoruz. Herkes istiyor bunu.
İnşallah 2021 tüm Türkiye için iyi olur. Halkımız için iyi olur. Yani dünya için iyi olur diyelim o derece. Vallahi 2021'den beklentim ne? İnşallah ekonomik falan düzelir. Şu koronadan kurtuluruz. Başka da bir şey yok. Vallahi 2020 yaratmasın yeterli bizim için ya. Hiçbir beklentim yok. Neden? 2020 güzel geçmedi. 2021'de bunun fragmanıydı. Öyle 2021'den de bir beklentim yok. Vallahi beklentim Hacı Şakir'in düşmesi. 6 aydır banyo yapamıyor. 15 milyon. Ekonomi bitik. 7-8 aydır banyo yapamıyor. Bittik. Ekonomide ekmeğin düşmesi, pancarın, pekmezin düşmesi. Başka bir şey istemiyor. Dünyama sağlık diliyorum. Tüm insanlara mutlu bir gelecek diliyorum. İnşallah. Zor günleri aşıp hep güzel günler, bir de barış diliyorum. İnsanlar birbirleriyle barış içinde yaşasın. Çünkü biz sizleri büyütürken, hepinizi büyütürken barış içinde büyütmeye çalışıyoruz. Geleceğinizin barış olmasını istiyoruz. Tüm çocuklarımıza, torunlarımıza sağlık ve barış diliyorum. Vallahi hiçbir şey. Yani ne var ki şu an, gelecekte ne olsun? Hükümet de gayet başarısız. Liderimiz diye övünüyoruz. Ama hiç iyi şeyler olduğunu düşünmüyorum. Bir sürü piyasada dilenci var, bilmem ne var, ne bileyim ihtiyaç sahibi var. Ben kendim de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibiyiz. Tunus'a bilmem nereye, şuraya buraya. Ben maske başvurusunda bulundum. Tabii bir yılı geçti, bana bir maske gelmedi. Tunus'a 5 milyon dolar mı, 5 milyon euro mu ne para gidiyor bilmem. Yanıyorum diye ne suyu alıp koşuyorlar ama kendi milletimde dönük hiçbir şey olduğu yok ya. Olmuyor yani. Bunu kime sorsanız söyler. Yani Allah sonumuzu ayırsın. Hiç şeyler olduğunu düşünmüyorum. 2021'den beklentilerimiz neler? Vallahi huzur, sağlık. Yani çok para. Ne diyeyim başka? Ha, bunları bekliyoruz. Allah önce sağlık versin. Zaten para kazanılır. İnsan 10 kelime konuşuyor. 8 tanesi para. Dikkat ederseniz insanların. Malum herkes geçim darlığı yaşıyor, geçim sıkıntısı. Bu Covid denen illet ülkemizden inşallah tez zamanda defolur gider. Yani beklentilerimiz bunlar. 2001'e tertemiz, pırıl pırıl, sağlıklı, huzurlu bir şekilde girmek. 2020 biraz acıtarak geçti. Yani kötü geçti diyelim. Herkes tarafından da malum işte deprem oldu, İzmir depremi oldu, Covid-19 3. aydan itibaren geldi, hala devam ediyor. İnşallah 2021 yılı herkese, öğrenciler, bak mesela eğitim konusuna değineceğim. Öğrencilere çok kötü oldu. Eğitim vasat durumda şu anda. Çok vasat. Ama yapacak bir şey yok. Covid olduğundan dolayı büyüklerimiz daha iyi bilirler. Çocuklar okula gidemiyor. İnşallah okullarına giderler. Yani hayat eski düzene döner. Şu maskeden kurtuluruz. Birbirimize güler yüzlü bir şekilde gülerek davranırız. Yani beklentilerimiz bunlar. Başka bir şey yok ya. Yani. Milli piyangonun bana vurmasını istiyorum. Bir de okullar malum. Hani çok gidemedik. Okulların açılmasını, hani koronanın bitmesini istiyorum. O şekilde.